Merhaba. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Evet. Sağ olun. Bugün de kayıtlayın istiyorsanız önde olduğu gecelerden bir tane şeyler söyleyeceksiniz geceyle ilgili olarak. Yani çok güzel bir gece. Benim için çok önemli çünkü bundan tam 25 yıl önce ben Harper's Bazaar dergisinin yayın yönetmeniydim. Ve üstelik de aşağı yukarı bu aylarda, Aralık ayında, tam 25 yıl önce Aralık ayında yayın yönetmenliğine getirildiğim güzel haberini aldım. Bundan 25 yıl sonra bu dergiden ödül almak çok heyecan verici ve harika bir anı. Şöhret güzel şey çocuklar valla. Geçmişteki peki otobüs tabii ki de onlar da çok tatlı hatıralardır. İlla neler hissediyorsunuz peki duygu olarak? O anki ile şimdiki Gülse Besar arasında ne gibi farklar var? Ben o dönemde artık Harper's Bazaar'ın yayın yönetmeni oldum. Kariyerim şahane bir yola girdi. Bundan sonra dergicilikte hayatımın sonuna kadar devam ederim. Burada yükselirim. Ve bir gün bütün dergilerin başına geçerim falan gibi planlar yapıyordum. Ta ki GAG programı teklifi gelip ilk defa televizyona çıkana kadar. Aslında siz GAG'ı televizyonda seyrederken ben bir yandan dergileri de çıkarıyordum. Zannediyorum Avrupa Yakası'nın 7. 8. bölümünde ben dergiciliği bıraktım. Ondan sonra artık tamam bundan sonra benim kariyerim televizyonla devam edecek diye o dönemde düşündüm. Yoksa aslında bayağı uzun bir zaman dergicilik yaptım. Şu an o yüzden de birazcık ev sahibesi gibi de hissediyorum. Her şey yolunda mı? Etrafa bakıyorum. Herkesle büyük bir empati kuruyorum falan. Her şey yolunda gitsin. Çok güzel, harika diye. Yani çok heyecan verici ve onur verici bir gece. Bir de işte ilham veren olma hikayesi çok önemli. Aslında oldukça ağır bir sorumluluk ve büyük bir ittifat. Çok müthiş kadınlar bu akşam burada ödül alacak eminim. Hepsiyle belki çoğunu tanıyorumdur. Hepsiyle çok tanışmak isterim. Çok kıymetli insanlar. Ayrıca benim ödül alacağım isim de şahane ve çok hayran olduğum ve daha önce çalıştığım bir isim. Çok çok güzel bir gece bence. Sitcom projeleri şimdi Avrupa Yakası'ndan sonra tabii ki de sizin kendi projeleriniz de var. Onların haricinde mesela Amerika örneklerini bunun görüyorduk. Türkiye'de bir daha yapılamadı ama sebebi ne sizce? Bir daha yapmak ister miydiniz? Ben 3 tane sitcom yaptım zaten. Onları toplam 350 bölüm sitcomum var. Sitcom yapar mıyım? Başkası, benden başkası. İşte çok uzun süreler ve komedi yazmak zaten zor. O kadar uzun yazmak aşağı yukarı imkansız. Ben de açıkçası bundan sonra televizyona komedi yazar mıyım? Birazcık büyük cesaret işi. Çünkü 120-130 dakikanın aşağısı kabul edilmeyecektir. Sizce komedi oynayabilecek iyi erkek oyuncular ya da kadın oyuncular var mı? Yani sizin o eski 15 yıl önceki döneme Türkiye'de, bakarsak şu an... Türkiye'de eskiden beri, bizim çocukluğumuzdan beri hala da şu an yeni çıkan genç kuşakta çok fazla çok iyi komedi oyuncumuz kadın ve erkek var. Bizim hiçbir zaman oyuncu sıkıntımız olmadı Türkiye'de. Çok yetenekli oyuncularımız var çünkü çok iyi oyuncu okullarımız var, konservatuvarlarımız var. Onun için müthiş oyuncularımız var. O konuda ben yazar olarak çok şanslıyım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mersin.